son zamanlarda özellikle bütün Batman'ın sorunlarıyla alakalı çalışmalar başlattık. Bu kapsamda birebir ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Birebir sorunu yerinde görüyoruz. Uzun yıllardır yani bunun üzerinde konuşuyoruz. Yani gençlik istediğimiz seviyede, istediğimiz düzeyde yetişmiyor. Hakikaten hepimize yani bir bütün olarak hem devlet kurumlarına hem siyasi partilere hem sivil toplum örgütlerine bir bütün olarak bu manada görevler düşüyor. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Allah emanet. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Toplumun ıslahı, gençliğin geleceği adına çalışmalar yapmaya, ziyaretler yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren Bey'i ziyaret ettik. Kendisiyle gençlik üzerine bir hasbihalimiz oldu. Gençliğin sıkıntılarını, sorunlarını ve buna dair çözüm önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Malum devlet kurumları özellikle topluma, gençliğe hizmet etmek için vardırlar. Gençlik İl Müdürlüğü de bu noktada çalışmalar yapıyor. Bizler de bu çalışmaları kendilerinden dinledik. Özellikle gençliğimizin içinde bulunduğu durumu kendileriyle konuştuk. Hakikaten gençliğimiz son zamanlarda değerlerinden uzaklaşmakta. Bunun için de birileri gençliği kötü yönlere, farklı yönlere kanalize etmeye devam etmekte. Bizler de bunun için özellikle bir irade ortaya konulması gerektiğini ifade ettik. Hakikaten bugün gençliğin şu andaki durumdan kurtulabilmesi için aslına, özüne dönebilmesi için bir bütün olarak hem devlet kurumları hem de toplum olarak hepimize çok ciddi manada görevler düşüyor. Biz de bu noktada görevlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Devlet kurumları dedik ya topluma hizmet etmekle mükelleftirler. O yüzden şunu ifade etmemiz gerekiyor. Devlet kurumları gençliği ifsada sürükleyecek, toplumu kötülüğe sevk edecek etkinliklere, aktivitelere imza atamaz. Dindar bir nesil kumarı yönlendiren, teşvik eden bir zihniyetle tesis edilemez. Bu noktada özellikle yıllardan bu yana ifade edilen dindar bir nesil yetiştiriyoruz, yetiştirmek istiyoruz söyleminin gerçek manada yerini bulması için hepimize görevler düşüyor. Bizler de bu noktada görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Özellikle bugün gençliğimiz, neslimiz Batı'nın kültürel işgali altındadır. Kültürel emperyalizm gençliğimizi tehdit etmektedir. Bu konuda bugün atılması gereken adımlar vardır. Alınması gereken tedbirler vardır. Eğer ki bugün alınması gereken tedbirler, atılması gereken adımlar atılmazsa yarın atılacak adımlar çok geç olabilir. Bu manada bizler de gençliğe, gençliğin topluma fayda veren bir şekilde yetişmesi için devlet kurumlarının da çalışmalarını bu manada sürdürmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Bu düşüncelerle inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz.